arkadaşlar çağırsana bir gelsinler. Ermenik yaklaşık 3000 yılın üzerinde bir tarihçeye sahip. Zaten şehre şöyle geriden bir baktığımız zaman bu 3000 yılın her dönemine ait, Roma Hitit dönemlerine ait, beylikler dönemi, Karamanoğlu Mehmet Bey'e zaten başkentlik yapmış bir memleket. Hatta bir dönem Silifke, Anamur, Mut ilçelerimizin bugünkü, onların bağlı olduğu bir il konumunda Ermenik. Bir dönem oralara da ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri. Göl kenarında balık tutabilip 10-15 kilometre yukarıya çıkıp kayak yapabileceğiniz bir iklim güzelliğine sahip. Ermenik 700 kotundan, yani rakım olarak su yüksekliğinden 1700'e 10 kilometrede ulaşılabilen, bunun tabi beraberinde getirdiği endemik çeşitlilik ve doğa, bitki açısından da rengarenk bir memleket. Ermenik ne yazık ki Anadolu'nun ortasına yer almasına rağmen öncelikle bağlı olduğumuz il Karaman, Konya, hemen dibimizdeki Alanya, Anamur tarafından da henüz keşfedilmemiş bir güzellik. Gölümüz Türkiye'nin ikinci, Artvin Derinerden sonra Türkiye'nin ikinci en derin gölü. Baktığınız zaman günde 3-4 renk değiştiren, yani turkuaz ismini tam anlamıyla karşılığını veren bir görsel güzelliğe sahiptir. Bu sene Sıla Festivali'nde gölümüzde su sporları, yani flyboard, su jetleri ile ilgili gösteriler de yapıldı. Yani buraya gelen tatilcilerimize hem gölde su sporları, kışın kar mevsiminde kayak yapma imkanı, göl üzerindeki tekne turlarımızla gölün derinliklerine açılabilip çok güzel bir tekne turu çok rahatlıkla vaat edebiliriz. Bölge insanı zaten Ermenik deyince akıllarına ne geliyor bilmiyorum ama genelde herkes bilir ki Ermenik doğal ve organik kelimesinin tam karşılığının yaşandığı yerdir. Ermenik'te üretilen ne varsa, zeytin, ceviz, badem, pekmez, bandırmamızla, batırığımızla en iyisi Ermenik'te üretilir iddiasındayız. Özellikle konuşmama son vermeden önce gölümüzdeki su sporları ile ilgili tüm hemşehrilerimizi, komşu şehirlerimizi Ermeni'ye keşfetmeye, burada hani şarkıda bahsettiği gibi bir tatlı huzur almaya geldik Ermeni'ye diye buyursunlar, gelsinler inşallah. Ermenik'te huzurlu bir tatil vaat ediyoruz. Bitti ya.